Maalesef günümüzde birçok kişi de depresyon rahatsızlığı var. Ama açılmıyor. Bu gördüğünüz bitki sarı kantarın. Çok güzel çiçekler var. Bu biraz kuruduğu için rengi solmuş, sararmış. Hı hı. Asıl orijinal hali şöyle. Şöyle sarı sarı çiçekler açar. Evet, orada çiçek var. Bunun yaprağında, yeşil yeşil yaprağının üzerinde böyle toplu iğne başı kadar nokta, siyah noktalar olur yaprağında. Hı hı. O yaprağındaki siyah noktalar hiperisin, hipeforin denen etken maddeler içerir. Hiperisin, hipeforin. Hı hı. Bu bitkinin birleşimindeki etken maddedir. %1 çok az. Depresif rahatsızlıkları olan insanlar için sarı kantaronun çayını içmek yeterli değil. Yani yıllarca içse hafif hafif rahatlar. Hı hı. Ağır bir problem değilse, yeni yeni başlamışsa depresif rahatsızlıklar, stres, üzüntü, gerilim vesaire birçok etkiden dolayı iyidir sarı kantaronun çayı. Fakat ağır vakalarda destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktının kullanılması gerekir. Çünkü ekstraktı %100 etken madde içerirken bitki %1 etken madde içerir. Ha, bazıları mesela ne yapıyor bunu? Bitkiyi öğütüyor, kapsüle dolduruyor, hap diye satıyor. Geçen göstermiştim. Ömer Coşkun Efendi Hazretleri de maalesef ne yapıyor? Demonstrasyon yaptım. Bir tane vatandaş gelmiş. Efendim bir poşet Ömer Coşkun ürünü getirmiş. Diyor ki bir yıldır kullanıyorum, bir faydasını görmüyor musun? Bu nedir hocam? Açayım bakayım. Otu öğütmüş. Bitkiyi, tozu öğütmüş. Doldurmuş. Olmaz. 50 kuruşa mal ediyor bir kapsülü. 50 liraya 100 liraya satıyor. Vicdan. Geçen hafta yaptığımız evet, değil mi? Oysa sarı kantarın etkili olabilmesi için kişinin günde en az 1500 miligram bitki ekstraktı kullanması gerekir. Evet. Yani para kazanmak güzel ama vatandaşı sağlığıyla da oynamamak gerekir. Yani para kazanıyorum derken diğer taraftan insana hiçbir faydası olmayan ürünleri de üretenler var. Allah onlara akıl fikir versin. İnşallah bizde de insanlarımız da var hata. Araştırmıyor. İnternet var. Elin altında. Dünyanın her tarafına ulaşıyorsun. Gir bak. Ne yapmış? Ne yapıyor? Ne yapacak? Evet, kesinlikle. Ha, yani bir sürü yanlış yapan insan var piyasada. Bunu yapmamak gerekir. Avrupa'da bunu yapamaz. Niye? Orada diyor ki mesela bitkisel diyorsa, ekstrakt diyorsa bitkisel ekstraktan üretiyor. Bitki tozundan kapsül üretmiyor. Ha, bunun da önü alınır herhalde ilerideki günlerde. Şimdi sarı kantarın birleşimindeki hiperesin ve hiperforin ne yapıyor da kişiyi depresif rahatsızlardan kurtarıyor? Hı hı. Bir, serotonin hormon salgılamasını artırıyor. Beyinde serotonin hormonu artarsa, normal düzeye gelirse, zaten normalin altına düşerse kişi üzüntü, sıkıntı, gerilim, stres, böyle bunalıma girer. Her şeyi negatif görmeye başlar, kötümser olur. Serotonin hormonu yükselirse kişi de her şeye pozitif bakmaya başlar. Neşeli olur, huzurlu olur, gerilimi atar. İki, noradren hormon salgılanmasını artırır sarı kantaron. Böylece kişi yapmış olduğu işte konuya odaklandırır. Dikkat eksikliği denen bir problem yaşamaz. Özellikle öğrenciler için çok çok önemli. İlkokuldan üniversiteye kadar. Sadece öğrenci değil. Çok yoğun, büroda veya herhangi bir yerde çalışan, okuyan, yazan kişiler için de önemli. Çünkü yapmış olduğu işte dikkat eksikliği problemi ortadan kaldırır. Kişiyi konuya odaklandırır. Hı hı. Başarı oranını artırır. Sarı kantaronla ilgili yüzlerce klinik araştırması var dünya çapında. Avrupa'da olsun, Japonya'da olsun. Doktorlar bunu reçeteyle yazıyor. Hastalar gidip eczaneden normal ilaç alıyor. Sigorta ödüyor.